Rüşvet alırken suçüstü yakalanan AKP'nin yargıdaki isimlerinden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Akdemir tutuklandı. Bir avukat, suç ceza hakimliği yaptığı dönemde AKP'li Hasan Akdemir'in cemaate yönelik cadı avı kapsamında tutuklu iş adamı müvekkili için talihsi karşılığında para istediğini söyledi. Hakim Akdemir, paranın getirilmesini istediği avukatlık bürosunda suçüstü yakalandı. Hakim Akdemir, 15 Temmuz sonrası hiçbir delil olmadan 60 hakim ve savcı meslektaşını tutuklamıştı. Son evre kanser hastası savcıyı tahliye etmiyorlar. Savcı İbrahim Ethem Kuriş yaklaşık 25 yıl savcılık yaptı. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından tutuklandı. Tutuklandığından bir yıl kadar önce akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastayken tutuklu kalması ve kötü cezaevi koşulları neticesinde hastalığı ilerledi. Şu an 4. evre kanser hastası. Savcı Kuriş'in son olarak bir gözü görme yetisini kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6. Ana Jet 100 Komutanlığı'nı ziyaretinde tören mangasıyla karşılanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı. İnceleme için Teftiş Kurulu Başkanı görevlendirildi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, olayla ilgili Teftiş Kurulu Başkanı'nı görevlendirdim. Soruşturma başlayabilir dedi. 1 Mayıs kutlamaları için karar çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı. İflas ettiği ileri sürülen Borajet, 28 Nisan'a kadar olan tüm uçuşlarını iptal etti. Hava yolunun internet sitesinde yer alan telefon numaralarından hiçbir yetkiliye ulaşılamadığı belirtiliyor. Almanya'da Merkel hükümetine yakın iki isim, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında müzakerelerin bitirilmesi gerektiğini savundu. Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi'nden Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, "Eğer Türkiye'nin demokrasi ve hukuk karşıtı kararına yanıt vermez, böyle bir hükümet ve böyle bir anayasa ile müzakere kurgusuna devam edersek Avrupa'nın güvenilirliği zarar görür," dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, CDU'nun kardeş partisi CSU'dan Bavir Eyalet İçişleri Bakanı olan Joachim Herrmann da, "Erdoğan'ın Türkiye'si ile ortak perspektifimiz yok, varmış gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz," dedi. Fransa Cumhurbaşkanlığı yarışında hiçbir aday %50'nin üzerine çıkamadığı için en çok oy alan Emmanuel Macron ile Marine Le Pen ikinci turda kozlarını paylaşacak. Liberal aday Emmanuel Macron, rakibi Marine Le Pen'e 2.2 puanlık fark atarak ilk turun birincisi oldu. 7 Mayıs'ta ikinci turdan galip çıkacak isim, 14 Mayıs'ta mevcut Cumhurbaşkanı Hollande'dan görevi devralacak. Dolar, Fransa seçimleri ilk turunun sonuçlarının belli olmasının ardından 3.60'ın altına kadar düştü. Kur böylece 2 aydan beri ilk kez bu seviyenin altına geriledi. Euro ise dolar karşısında 5 ayın zirvesine tırmandı. Euro 3.94 seviyesine kadar çıktı. Borsa İstanbul 93.408 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Afganistan'da Mezar-ı Şerif kentinde bulunan bir askeri üste düzenlenen ve en az 150 kişinin hayatını kaybettiği Taliban saldırısının ardından Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı istifa etti. Evinde intihar eden Gaziantepspor'un milli futbolcusu František Rajtoral'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Evde bulunan Çekçe not tercüme edilirken Çek futbolcunun borçları nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.